çocuklar kadar güzel. Heybeti dağlarda, güzelliği insanların yüzünde. İşte bütün bu güzellikleri, kültür ve tabiat varlıklarını tüm dünyayla paylaştığımız Sultanhisar'ımızın belediye başkanı Sayın Osman Yıldırım Kaya'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli milletvekilim, çok değerli Aydın'ımızın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özden Çerçioğlu, önceki belediye başkanlarım, kurum ve kuruluş yöneticilerim, değerli basın mensuplarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Sultanhisarlı hemşehrilerim. 48. Uluslararası Sultanhisar Atça, Nisa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalimize hoş geldiniz. Festivalimizin uluslararası olması nedeniyle Sultanhisar'ımıza teşrif eden Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Osetya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ve Sultanhisar ilçemizin Medeni İftarı Kocabeşli ekiplerimiz sizler de hoş geldiniz. Türkmenlerin bu bölgeye gelişi 1200 yıllarını varmaktadır. Yöremiz 1270-1307 yılları arasında Menteşoğlu Beyliği'ne katılmıştır. Sultanhisar 1307-1390 yıllarında Aydınoğlu Beyliği, 1390-1922 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin egemeni altında kalmıştır. İlçemiz adını 1300'lü yıllarda Aydınoğlu Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in kız kardeşi Nilüfer Sultan için yaptırdığı hisardan almaktadır. Antik çağlardan bu yana Kral Yolu, İpek Yolu, Ulu Yol gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sultanhisar, sahip olduğu benzersiz iklimi ve tabiat varlıkları yanı sıra önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak her dönemde önemini korumuş güzide bir yerleşim merkezidir. İlçe merkezimizin 3 kilometre mesafede bulunan dünyanın en önemli yerlerinden biri olan Nisa Antik Kenti, M.Ö. 3. yüzyıllarda kurulmuş olup ülkemizin en önemli karayollarından biri üzerinde bulunması sebebiyle ticari, kültürel, sosyal ve antik kent olarak her zaman önemini korumuştur. İlçemizde 1940 yılında Portakal Panayırı olarak başlayıp sonraları Portakal Bayramı olarak düzenlenen etkinliğimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyüp gelişen bir festival olarak 2014 yılına kadar Nisa Kültür ve Sanat Festivali adı altında süre gelmiştir. Malumunuz ki daha önce Sultanhisar'la birlikte Atça'da ayrı ayrı düzenlenen festivalimiz idari birleşmeden sonra Uluslararası Sultanhisar Atça Nisa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali adını almış ve 2014 yılından itibaren tek festival olarak düzenlenmeye başlamıştır. Etkinlikler kentsel büyüklüğü göz önüne tutularak ilçe merkezimizle birlikte Atça'da kutlanmaktadır. İlçemizde zaman içerisinde meydana gelen iklimsel değişiklikler sebebiyle şeftali, portakal ve mandalina ağaçlarından yeterli kazan sağlanamayınca zamanla toprak ziraatine 1970 yıllardan itibaren Sultanhisar'da çok değerli abimiz, büyüğümüz özellikle Nihat Özyiğit ile çilek üretimine geçirmiş olup 1985 yılından itibaren çileğin üretimi hızla ız kazanmıştır. Çilek üretiminde ilçemiz şu anda 16 bin dekarlık tarım arazisiyle Türkiye'nin en büyük örtü altı çilek yetiştiricisi durumundadır. 16 bin dekarlık alanda dekarında 4-5 ton üretim yapmak suretiyle yılda 200 milyon TL'lik bir satış gerçekleşmektedir. Bu sayede Nazilli'den Aydın'a kadar binlerce bayan işçiye de istihdam sağlamaktadır. Bu çilek biliyorsunuz 9 ay boyunca bir bebek gibi bakılarak son 3 ayda hasatı yapılaraktan çok meşakkatli. Bundan 3-5 sene öncesine kadar dekarda 5 bin lira masraf varken bugün 15 bin liraya kadar ulaşmıştır. O anlamda çok ciddi yatırım yapıyoruz ama zaman zaman da karşılığını bulamıyoruz. İşte zaman zaman biliyorsunuz geçen sene özellikle uçak krizi bahane edilerekten ihracat yapamadık. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Çok şükür bu sene
Yurt dışı ihracatlarımız devam etmekte olup çiftçimizin yüzünü güldüğünü şahit oluyoruz. Bunlarla biz büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Değerli sel sanatçıları ile yabancı ve yerli folklor ekiplerinin gösterisiyle halkımızın seyir zevkine hitap eden görsel şölenin yanı sıra düzenlenen panayırlar, kültürel faaliyetler, zarafet güzeli, çilek güzeli ve teknik çilek yetiştiriciliği teşvik yarışması gibi sosyal etkinliklerle de festivalimiz dolu dolu yaşanmaktadır. Festivalimiz her zaman olduğu gibi kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel ve dostane paylaşımlarla bölgemizin kültür, sanat, tarım ve turizm alanlarında gelişimini sağlama yönelik faaliyetlerde bulunmak, dolayısıyla kent ve ülke tanıtımına katkı sağlamak, büyük emeklerle yetiştirilen yerli ürünlerimizin hak ettiği şekilde değerlendirilmesi için amacını gütmektedir. Ben bu arada festivalin en iyi şekilde gerçekleşmesi için her türlü katkı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayıklar Belediye personelimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, festival davetimizi kırmayıp Sultan Eser'imizi teşvik ederek bizi onurlandıran yurdumuzun dört bir köşesinden gelen esnafımıza, yöneticilerimize, yerli ve yabancı folklor ekiplerimize, basın mensuplarımıza, festivalimize katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, uzaktan yakından gelen tüm halkımıza, festivalimizin gerçekleşmesi için canlı başla çalışan tüm belediye personelime ve mensuplarıma sonsuz teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Erçioğlu konuşma yapacaklardır. Sayın milletvekilim, çok değerli belediye başkanlarım, meclis üyelerim, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok değerli Sultanhisarlılar ve basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 48.sini düzenlediğimiz Uluslararası Festivalimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Sultanhisarlılar, sizler çok şanslısınız. Böylesine çalışkan bir belediye başkanına sahipsiniz. Bu festivali çok uzun süredir kendisi hazırlanıyor ve gerçekten Sayın Başkanım eline sağlık, koluna sağlık, çok güzel olmuş. Ayrıca Osman Başkan'la beraber gece gündüz size hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem Sultanhisar'da hem Akça'da hem de Sultanhisar ve Akça'nın mahallelerinde. Altyapı, üst yapı, aklınıza gelen her türlü sosyal sorumluluk projesinde de ortak çalışıyoruz. Ben tekrar siz değerli Sultanhisarlılara kutluyorum. Festivaliniz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başkanımızı göndermiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza katılımları anısına Sultanhisar Belediye Başkanı Sayın Osman Yıldırımkaya şilt vereceklerdir. Deniz'in bu tarafa alabiliriz. Başkanım bu tarafa. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Çok Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanım, Meclis üyelerim, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlarım, çok değerli Sultanhisarlar, hepinizi sevgiler, saygılar selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 48. Uluslararası bu festivaliniz hayırlı uğurlu olsun ilk önce. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda da 19 Mayıs... Elektriği bile götürdük yani. Geldi mi?
Bugün aynı zamanda da 19 Mayıs günü bugün. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun maşalesi Samsun'da atıldı arkadaşlar. 1919'da ve Atatürk bu bayramı hem Atatürk Anma Günü olarak hem de gençlere hediye etti. Bütün Sultanhisarların ve bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk Anma Spor ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, ben bugün özellikle bu ülke çok zor şartlarda kuruldu. Dedelerimiz 16 Mayıs günü Bandırma vapuruyla Samsun'a gelirken Atatürk 3 gün yolculuk sürdü. O dönemde İstanbul'u İngilizler işgal etmişti. İzmir'i Uşak'a kadar Yunanlar işgal etmişti. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesini İtalyalılar ve Fransızlar işgal etmişti. İşte bu şartlarda Atatürk Samsun'a çıkarak orada Amasya, orada Erzurum'a, Erzurum'da sonra Sivas'a gelerek Sivas ve Erzurum Kongresi yaparak 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurarak bütün milletinle beraber Kurtuluş Savaşı verdi arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı kazandıktan sonra gazeteciler yabancı basın sorduğunda şu soruyu sormuşlardı. Sayın Ekselans, siz sarayda mı yöneteceksiniz yoksa krallıkta mı? O şunu diyor. Ben bu yetkiyi sarayda aldım, halka verdim. Yani size verdim diyor. Ben bundan sonra bu ülkeyi halkımla beraber yöneteceğim diyor. Ama maalesef 98 yıl önce bize bu yönetimi, bu ülkeyi bize teslim eden Yüce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün bize verdiği yetkiyi 16 Nisan'da sonra aldık, tekrar bir kişiye verdik arkadaşlar. Yani saraya verdik. Ben şuna inanıyorum. Ben şunlara inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde, yani 1 Kasım 2009 seçimlerinde bu halk tekrar o yetkiyi sarayda alıp gerçek halka verecektir. Bunun kuşkum yoktur. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben Aydınlı olarak, hepimiz Aydınlı olarak çok mutluyuz. Çünkü bizim bir tane topuklu Efe'miz var. Sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, hangi Avrupa ülkesine gittiğimde sizin bir topuklu Efe'niz var diyor. Evet, gece gündüz Aydın'a hizmet ederek ve gerçekten 80 yılda beri yapılmayan işleri 3 yılda yaptı. 3 yılda hangi köye gidersem asfaltı var, hangi köye gidiyorsam altyapısı yapmaya başlandı, hangi ilçeye gidiyorsam 20 yıldır yapılmayan altyapılar yapıldı arkadaşlar. İkincisi, yine ilçe başkanım, sevgili ilçe başkan, ilçe belediye başkanım Osman abi, kısa sürede gerçekte Büyükşehir Belediye Başkanı'na işbirliği yaparak buraya çok güzel hizmetler ettiler. Ben daha önce buraya geldiğimde Sultanhisar'ın ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama 3 yıl içinde gerçek kısa sürede çok büyük hizmetler oldu. Huzurunuzda hem kendi adıma, hem partim adıma, hem Büyükşehir Belediye Başkanıma, hem ilçe belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Onlarla onur ve şeref duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar festivaliniz hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın vekilimi göndermiyoruz. Günün anısına Sultanhisar Belediye Başkanı Sayın Osman Yıldırım Kaya şilt vereceklerdir. Bir şey yok.
Efeler omuz verir, yürekte buzlar erir, heybetinden tanınır, hey gidi Kocabeşli. Şimdi Sultanhisar, Kocabeşli Folklor, Kültür, Sanat, Spor Kulübü Derneği'nin hazırladığı 7'den 70'e halk oyunları ekibini izliyoruz.